Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Maalesef enflasyon bir yandan, dolar bir yandan, Türk liramız her gün değer kaybetmekte. Bu arada da asgari ücret açıklanacak. Asgari ücret hakkında tabii çok farklı rakamlar konuşuluyor. Peki vatandaş ne düşünüyor? Soracağız, göreceğiz. Ne söylerlerse de yayınlayacağız. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyenler lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmasınlar diyorum. Buyurun izleyelim. 3200 lira. O kadar mı? Yani bu devletten ne bekliyorsun ki abi? Yani 3200 yapıp bir daha seçime nasıl gidilecek? Abi seçimin bir önemi yok ki. Biz seçim yaptığımızı zannediyoruz. Bu yani. Çok acı oldu bu ya. Öyle yani, yıllardır alıştık biz artık bunlara çünkü. Ne seçimin adil olduğuna inanıyorum. Ne düzgün yapıldığına inanıyorum. Ne eşit şans verildiğine inanıyorum. Hiçbir şeye inanmıyorum. Bizim 10 senemizi, 20 senemizi, 30 senemizi yiyecekler daha. Ben buna inanıyorum. Hiçbir ümidim de, ben bir öğretmenim. Hiçbir ümidim kalmadı. Yapmayın ya, o kadar. Gerçekten. Hiçbir ümidim kalmadı. Kurtuluş Savaşı zamanlarından daha mı kötüyüz abi? Ya Kurtuluş Savaşı'nda en azından bir birlik vardı. Şimdi o da yok. Yani biri sesini çıkarsa ya vatan haini oluyor ya terörist oluyor. Bu yani. Muhalif olmak bile suç bu ülkede artık. Evet arkadaşlar, Peydirmatik'te indirimler devam ediyor. Hoş geldiniz abi. Kolay gelsin. Bugünkü sorumuz asgari ücret. Sen de bir esnafsın. Ne düşünüyorsun bu konuda? 5000 olacak diyen var. Valla çok iyi olurmuş. Yani kim bunu yapıyorsa helal olsun, öyle bir şey inanmıyorum da. Evet. Yani inanasım geliyor ama sanki böyle hani muamele gibi duruyor. 4000'in üstüne atar mı Yasin? Atması lazım abi. Yani şu anda vicdanen abi bu fiyatları atması lazım. Yani biz gene hesaplı alışveriş yapıyoruz da. Şu an fiyatlarımız uygun ama eskiye göre çok yüksek olduğu için. Evet. Geçtiğimiz senenin asgari ücretine göre de en az yani %35, %40 belki %50 yükselmesini tavsiye ediyorum. İnsanların durumu gerçekten de çok kritik yani. Peki ne yapacaklar? Yapacakları bir sayı var. Bir de onu sorayım sana. Kaç bekliyorsun? Onlardan beklentin mi? Beklendim. Allah ne verdiyse ona bakarsan. 3600 mü? 300 mü? 500 mü? Abi çok kötü. Öyle bir şey olmasın ya. Benim yani inşallah diyeyim yani. Umudum desem olur mu? Umudum yani 4200-4300 olsun ki abi. Hem biz de verebilelim elemanımıza, personelimize. Biz de verebilelim. Onlar da başka bir şeyler alabilsinler. Yani herkesten bir fayda. Şimdi mesela 5000 yapsa abi zor gelecek. Niye? 3 tane adam eksilteceksin. Olacak. Doğru değil mu? Bu olacak ya. Ben yapmasam bile yanımdaki esnaf yapacak bunu. Çünkü daha önce şahit oldum. Ama bunu yaparken eğer ki dengeli yapsalar, yani ne yüksek ne aşağıda yapsalar, ne vatandaş şikayetçi olur, ne işveren şikayetçi olur. Her şey düzenli gider. Buradaki problem de şu. Ya çok kötü yapıyorlar ya çok iyi yapıyorlar. Yani tam orta düzende olsa abi, herkes dengeli bir maaş alabilse mesela 4200 çok iyi rakam bence. Ve bunu da karşılayabiliriz. Personel eksiltmeye gitmeden. Personel, tabii canım. Ama 4500, 5000 olduğu zaman abi 10 eleman çalıştıran bir firmanın abi en az 2 tane eleman çıkarması gerekiyor mantıken. Asgari ücret 5200 diye tag açılmış Twitter'da. Tabii olmaz ama sizce evet. Öngörünüz? Makul seviyede. O fiyatlarda olması herkesi sevindirir bence. Sevindirir. Olur mu? Olabilir. Olabilir. Konjonktür öyle gerektiriyor olabilir şu an. Faizler yükseldi. Faizlerin yükselmesi gündemde. Enflasyon arttı. Yani olabilir. Yani şöyle diyen var alım zaten. Alım gücüm arttı. Alım gücümü düşük zaten milletin. Evet. Dolayısıyla yükselmesinde taraftarıyım. Muhalefette şöyle iddialar var çünkü 4000 TL'nin kesinlikle üstü olacak diyor bazı muhalifler. Hı hı. Bu bir teori. Böylece evet. Diyor %2'lik de %3'lük de olsa bir oy döner. 4000'in üstü olacağına ben de kesin gözüyle bakıyorum zaten. Şaka yapıyorsun. Gerçekten yani. Yani şu an 4000'in üzerinde olması yani kim gelirse 4000'in üzerinde bir asgari ücret gerektiriyor. Yani alım gücüne göre bakarsanız. Şimdi dolarla kıyaslamıyorum bu arada. Tabii. Sadece tefettüfe ya da şeylerle beraber. O konu hiç konuşmayalım bile. Şöyle bir durum var. Bir askeri ücret daha bu hükümet açıklamayacak. O yüzden mecburen erken seçime gidilecek deniyor. Bu konuda erken seçim bir senaryodur. Yani bence erken seçim olması siyasi anlamda ekonomiye bir şey kazandırmaz. Siyasi manada. Ama belki ilerleyen zaman içerisinde beklenti yüksek. Ya batmışız ya, batmışız. Ne asgari ücret, 10 bin lira açlık sınırı kardeşim. Açlık sınırı 10 bin lira. Hiç olanaksız o. Peki sizce 4000'in üzeri gelir mi rakam, yoksa 3500'ler civarı mı gelir? 4000'in üzeri kesin gelmez. Ya para yok, para. Para yok, nereye gelecek? Bu kadar alınan vergiler, bu kadar ödenen... %36 vergi. Yeni daha ya, yeni 2 gün oldu %36 ya. Efendim üniversitede okuyan öğrencilerin harçlarına. Beşli çeteden alsın vergiyi ya. Halktan niye alıyor? Çökmüşler bu ülkenin üzerine. Ne anlatıyorsunuz ya? Çok çok az. Ne kadar zam gelir efendim? Bilmiyorum ki. Gelir mi acaba? Şimdi her sene açıklanıyor ya. Şimdi açıklanacak. 4000'in üstüne
Olur mu 4000 civarı? Olmaz. 4000 üstünde olmaz. Olmalı ama olmaz. Hiçbir şey düşünmüyorum. Şimdi önümüzde seçim olduğu için çoğaltacaklar. O çoğalıyorsa zamlar da çoğalıyor. Dolar da çoğalıyor. Hiçbir şey benim için fark etmiyor. Ben asgari ücretle çalışmadığım için çalışanlar düşünsün. Allah herkesin yardımcısı olsun. 5000. 5000. Olması lazım. Ne kadar yaparlar peki? Yapacakları 3800. O kadar yaparlar mı 3800? Mecbur. Bu defa? Seçime gidecekler. Erken seçim mi bekliyorsunuz efendim? Sanırım 6-7 ay sonra. Asgari ücret tahminden öte olması gerekeni söyleyelim. Buyurun. Olması gereken bugün ülkede geçim endeksi neyse o verilmeli. Geçim endeksi yani TÜİK'in oluşturmuş olduğu geçim endeksi neyse nedir bugün 6000 lira 7000 lira? 5500 civarı bir para. He, o para verilmeli, o kesin olmalı. Kaldı ki 4 kişilik bir ailenin. Açlık sınırı zaten o kadar. Yani en azından bir 8000 bana göre olmalı. Niye? Adam kira veriyor mu? Veriyor. Telefonu, elektriği, suyu, doğalgazı. Bu adam sinemaya gitmeyecek mi? Bu adam yemek yemeyecek mi? Bu adam geçinmeyecek mi? Dolayısıyla yani şu anda benim görüşüm 10.000 TL olmalı. Yaparlar mı efendim öyle bir şey? Yapmaları ayrı bir konu. Yapabilmeleri için de tabandan ciddi bir birleşik hareket olmalı. Bu birleşik hareket olmadığı müddetçe, işçi kendi hakkına sahip çıkmadığı müddetçe kimse altın tepside kimseye bir şey vermez. Dünyanın her yerinde bu böyle olmuştur. Dolayısıyla bizim ülkemizde de işçilerin kendi haklarına, kendi sorunlarına, problemlerine sahip çıkmaları lazım. Ben para alıyorsam esnaf iş yapar. Doğru. Benim cebimde para varsa ben giderim çay içerim. Cebimde para varsa giderim mont alırım, ayakkabı alırım. Benim param yoksa dolayısıyla bizimle beraber esnaf da sifta yapamaz. En az bence 3500-4000 lira arası olması gerekiyor. O ne, para mı ya? Hayır tabii ki değil ama olmayacağını biliyoruz yani. 5000 lira da olmaz. 5200 diye Twitter'da tak açılmış. Tabii hayal de. Olmasını isteriz tabii ki. Disk yönetiminin abi yani. Disk yönetimi 5200 lira ama bence yapmazlar. Yani bu bence bölgesel olarak değişmeli yani. Şimdi İzmir gibi bir yerde asgari ücretle daha kırsal bir yerdeki asgari ücret aynı olmamalı bence yani. Adamın kırsal yerdeki olan adamın mesela geçim gideri 3000 lira, 3500-4000 lira iyiyken buradaki adamın da aynı olmamalı. Buradaki adam mesela 6000 bandının olmalı. Daha kırsal bir yerdeki adamın 3500 falan olmalı yani. Ben bunu düşünüyorum. Sizce efendim sizin de var mıdır öngörünüz? Geçmiş yıllardaki enflasyon oranına baktığımızda hani baz aldığımızda 3600 lira gibi bir ücret bizi bekliyor ama tabii bu seneki olay yaşananlardan dolayı, dolar kurunun yükselmesinden dolayı en az bir 4000-4250 arasında bir fiyat olması gerekiyor en kötü ihtimalle. Yaparlar diyorsunuz yani 4000'i geçebilirler diyorsunuz. Zor ama hani ihtimaller arasında var. Tahminim herhalde şu an 2880 miydi? Ya aşağı yukarı 3 milyar 133 milyar 150 3150 tarzı. 3000 aynen. O civarda düşünüyorum. O kadar arttırırlar diye tahmin ediyorum. Ya da en kötü 3,5. Evet. Belki bir insaf yaparlar. Sence ne kadar olmalı? Bana kalırsa abi şimdi şöyle markete gittiğimizde hani bazı şeyleri canımız çeker alamayız ya. Onları işte o durumdan kurtulmak için hemen hemen bir 10 bin lira işimizi görür diye düşünüyorum. Onun dışında 6 bin liraya da aç kalmayız. Efendim asgari ücret tahmininiz var mıdır? 5 bin lira olması lazım. Olur mu? Bu şartlarda olmaz. 3,5 yapacak. 3,5'ü verseler iyi. Onu da vermezler. Vermezler. Onu da vermezler.